Okul yönetiminin hukuk dışı talebini kabul etmedi. Velileri durumdan haberdar etti. O öğretmen başkentteki anaokulu skandalının tüm detaylarını Şov Haber'e anlattı. Skandalın adresi okuldaysa bugün yine velilerin haklı isyanı vardı. Maya nerede? Maya nerede? Velilere mesaj attım. İşte çocuklarınızın can güvenliği tehlikede. Okul dışındalar şu anda, bilginiz dışında. Anaokulu skandalını ortaya çıkaran öğretmen ilk kez konuştu. İddiasına göre yaşananlara sessiz kalmadığı için darpa da uğramıştı. Bunları yapmana izin vermeyeceğim. Şu anda velilere haber verdim. Polisi de çağırdım. Hesabını o insanlara verirsin dedim. Üzerime çullandı ve beni darp etti. Göğsümde ve elimde tırnak izleri oluştu. Eryaman'daki bir anaokulunun ruhsatı olmadığı halde 3 yaş altı öğrencilerin bakımını üstlendiği, müfettişler gelince de o öğrencileri okuldan kaçırdığı iddia edilmişti. Biz okulda zannediyoruz ama çocuklar okulda yok. Çocukları önce yangın merdiveninden okul bahçesine, daha sonra da okul bahçesinden yan taraftaki parmaklıkları atlatıp inşaat alanına. Etüt merkezi dediler. Sonra işte inşaat alanında resimleri çıktı. Anaokulunda yaşanan skandalın geçmişi aslında bir hafta önceye dayanıyordu. Müfettişlerin geldiğini söylediler. Bebek sınıfının kaçak öğrenciler olduğunu, yani kayıtlarının olmadığını, acilen okuldan tahliye edilmesi gerektiği söylendi. Hiçbir şekilde izin vermeyeceğimi söyledim. Burcu Hanım yaklaşık 1,5 aydır adı geçen okulda öğretmenlik yapıyordu. Ancak çocukların okuldan çıkarılmasına karşı çıktığı için iddiaya göre okul yönetimi tarafından önce telefonu elinden alındı, sonra da darpa uğradı. Kadın tabii can havliyle sınıfımı bastı. Sana ne, seni ilgilendiren bir şey yok. Ondan sonra diyerek üzerime saldırdı. Darp raporu alan öğretmen okul yönetiminden şikayetçi oldu. İddiaların odağındaki anaokulunun yönetimi ise yine sessizdi. Ta ki veliler gelene kadar. Mehmet Bey'in oğlu da bu okulda öğrenciydi. Yaşanan olaylardan sonra Mehmet Bey parasını almaya, oğlunun eşyalarını almak için okula geldi. Bakalım nasıl bir manzarayla karşı karşıya olacağız. Kapıyı açar mısınız? Camdan gözüküyorsunuz, biz sizi görüyoruz. Kilitler velinin telefonuyla açıldı, öğrencinin eşyaları dışarı çıkarıldı. Çok kötü bir şeye geldik biz. Fotoğraflar inşaattan. Orada çocuk fotoğrafı yok. Var, var yani. Fotoğrafı yapılmadı ya bu yani. Yukarıda önce Allah var. Benim hayatım zaten devam edecek. Adı geçen okulla ilgili iddiaların önü arkası kesilmiyor. Adeta çorap söküğü gibi geliyor. Yine iddiaya göre Kübra Hanım'ın oğlu da bundan 3 ay önce yılbaşı eğlencesinde okuldaki bir öğretmen tarafından darp edildi. Hoca kollarımdan tutup beni yere fırlattı. Öğretmenim de beni kurtardı dedi. Bunun üzerine ben tabii şok oldum. Çocuğunuzu yere atan öğretmen hala çalışıyor mu orada? Evet, hala çalışıyor.